Herkese merhaba, ben Melih Esat Açıl. Gündeme bomba gibi düşen bir mektup var. Kimin mektubu? Terörist başı Abdullah Öcalan'ın mektubu. Bu mektubun gündeme düşmesiyle ilgili ilginç detaylar var. Onları sizlere aktaracağım. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları var bir soru üzerine televizyon programında. Onları da aktaracağım. Ama öncesinde bazı malum medya kesimleri tarafından garip haberler yapılmaya başlandı. Absürt haberler yapılmaya başlandı. Sanki Abdullah Öcalan, APO, terörist başı AK Parti'ye, işte Cumhur İttifakı'nı destekliyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu komik, acınası. Neden? PKK'nın sözde liderleri, 3 tane sözde lideri, en ünlü liderlerinden, sözde liderlerinden. Bu isimler Ekrem İmamoğlu'na açık açık destek mesajları veriyordu. CHP'de diyordu ki HDP'yle işte güç birliğinin devam etmesi lazım. Faşizme karşı. Kim bu faşistler? AKP ve MHP'ye karşı diyorlar. Onların söylemi. Bunlara karşı güç birliği devam etmesi lazım diye açıklamalar vardı. FETÖ'nün zaten açıklamalarını ayrı, onu bir sürü video yaptık, onları da izleyebilirsiniz. Dağdan gelen şey buydu. Selahattin Demirtaş yine Ekrem İmamoğlu CHP'nin desteklenmesi noktasında açıklamalar vardı. Cezaevinde söyledi bu açıklamaları, gündeme düştü zaten. Şimdi Abdullah Öcalan'ın bu açıklamasından AK Parti ve Cumhur İttifakı'na destek şeyi çıkarmaya çalışıyorlar. Bu komik, acınası. Tarafsız olun diyor Öcalan. Şimdi bu terörist başının bu açıklamalarından sonra bu medya kuruluşları kendilerine yapılan desteği kapatmak için böyle bir algı oyunu oluşturma peşindeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok güzel cevaplarını verdi ama televizyon programında. Bizim çok şükür bunlarla bir ilintimiz, ilişkimiz yoktur. Bunların kime destek verdiği bellidir. Binali Yıldırım ismi bunlarla hiç anılmamıştır. Bunlardan da bir açıklama gelmemiştir. Çok net bir şekilde söylemiştir. Efendim bunlar terörist başıdır, bunlar kendi aralarında kavga ediyorlardır diye açıklamıştır. Hiç duydunuz mu Ekrem İmamoğlu'ndan, onların CHP tarafından böyle açıklamalar? İşte katiller PKK'nın, senin vereceğin destek yerin dibine bassın. PKK'nın vereceği destek yerin dibine bassın diye bir açıklama duydunuz mu? Ama Binali'nin bu noktada çok açıklamaları var. Biz Kürt kardeşlerimizi ayırırız. HDP yönetimi bak, PKK bile değil, HDP yönetimi direkt açıkça söylüyor. Çünkü öyle oy alacağım, bilmem ne yapacağım diye dansöz olmanın bir anlamı yok. Bunlar açıkça söyleniyor ama bazı malum medya insanları kandırma peşinde devam ediyor. Şimdi mektubun ortaya çıkmasıyla ilgili de tabii ilginç detaylar var. Bu mektubu ortaya çıkaran Tunceli Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Ali Kemal Özcan. Doçent Doktor Ali Kemal Özcan bu mektubu ortaya çıkarıyor. Ama ilginç olan detay şu. Bu mektup ortaya çıkmadan önce 2 gün boyunca HDP'nin avukatları, yani Öcalan'a bakan refakatle bu avukatlar bu mektubu saklıyor. APO bu doçenti çağırdıktan sonra işte kitaplarını falan okumuş. Tabii ilginç detaylar var dedim. Onları okuyabilirsiniz. Onlara bakabilirsiniz. Ama buradaki esas olay ne? HDP ile APO arasında bir iktidar kavgası. Selahattin Demirtaş'la kendi aralarındaki bu terör noktasında kendi aralarında kavga ediyorlar. Ve bu açıklamayı da saklıyorlar. Normal, çünkü bu açıklamada ne diyor? Bağımsız olun diyor. Normalde bağımsız olmasa bunlar AK Parti, Cumhur İttifakı'na mı destek oluyor? Hayır. Kime destek oluyorlar? Güçse sözde millet de işte. Millet İttifakı. Bunların adaylarına destek oluyorlar. Ve bu açıklamayı saklıyorlar. Sonrasında bu açıklama yapıyor. Yoksa bu avukatlar da var. Ve avukatlar telefonlara dahi çıkmıyor. Şimdi görünen tablo şu ki, kendi aralarında bir kavga var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu dile getiriyor. Ha, oradan bile bir şeyler devşirmeye çalışıyorlar. Teröristlerin kavgası diyor. Adam açık açık söylüyor. Öyle laf bükme bilmem ne değil. Böyle Ekrem İmamoğlu gibi. İşte size teröristler destek vermiş. İşte biz efendim AK Parti'nde, MHP'nde, Saadet'inde, Vatan hepsinin oyuna talibiz bilmem ne. Laf kalabalığı yapıp onlara geçiştirme şeyinde değil. Açık açık söylüyor ya. Zaten şu zamana kadar Binali Yıldırım'ın da söylediği belli. Doğu'da hizmete karşısınız. Hakkari'de o havalimanları yapılırken 100 kere baskın yaptınız, biz yine de yaptık. Bunlara karşı, bunlara dikkat edin. Biz Kürt kardeşlerimizle bu PKK'lıları, teröristleri ayrı kefeye koyuyoruz. Bunlar ayrıdır diye. Çok açık söylüyor. Öyle destek ummak falan yok. Onlardan gelecek destek yerin dibine bassın zaten. Ama bunu söyleyebilecek var mı? Ekrem İmamoğlu'nda var mı? Söyleyemez. Niye? Oy peşinde hesap. Aman birkaç oy, birkaç oy daha. YPG ile ilgili mesela. YPG ile ilgili bunların açıklamalarını izlediniz mi? Çok açık söyleyeyim. Böyle mahkeme falan olabilir. Hiç korkum yok. Çünkü hepsi ortada. Ne diyorlar? YPG terör örgütü değildir tarzında. Bunların en üst düzey CHP'nin yönetiminin açıklamaları var. YPG terör örgütü olarak görmeyen bir partiden bahsediyoruz zaten. Bunlar Atatürk'ün partisi ha. Öyle diyorlar. Halkı öyle kandırıyorlar.
Evet, konuyla ilgili aktaracak çok şey var, detay var. Onları lütfen siz araştırın. Bu videolarda hep söylüyorum. Bu videolarla yetinmeyin. Lütfen araştırın. Çünkü bu olaylar Türkiye'mizin yarını da etkileyecek olaylar. Bugünleri iyi sentezlemek, bu olaylara iyi bakmak gerekiyor. Terörist başının mektubundan falan bahsetmiyorum ama bu ülkede HDP diye bir gerçek var. O gerçekte ne yapıyor? Kürt kardeşlerimizi kandırıyor. Kürtçülük üzerinden bir propaganda ile ve orada yıllardır ülkemize musallat olmuş eli kanlı terör örgütü var. Bunları iyi bakıp yarın için neler yapabiliriz? Kürt kardeşlerimizin bunların gerçek yüzünü görmesi için neler yapabiliriz? Bunlar önemli. Şimdi bu dediğim gibi şahıs Tunceli Üniversitesi'ndeki bu doçent açıklamaları var. Daha doğrusu APO'nun terörist başı APO'nun mektubunu okuyor. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları var. Sizlere onları aktaracağım. Şimdi bu mektubun detaylarına bir bakalım. Ek olarak bu emanete ihanet edemezdim. Aynen açıklama iki avukatına elden, daha doğrusu savcılık üzerinden avukatlara teslim edilen açıklamanın aynı ile kendisidir. Kamuoyuna duyuru. Son ölüm oruçları ve açlık grevlerinin sona ermesi vesilesiyle kullanmak durumunda kaldığım şahsi inisiyatifim konusunda olası gelişmeleri de dikkate alarak bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Çözüm sürecine ilişkin daha derinleştirilmiş ve netleşmiş bir tutumdan bahsettim. Mevcut gelişmelere de bu perspektiften baktım. Çözüm süreci sonrasına damgasını vuran ve Türkiye'nin geleneksel ikilemini aşmaya varan ve Türkiye'nin geleneksel pardon varan ve kutuplaştırıcı uslubun başta Kürt sorunu olmak üzere tüm toplumsal sorunları ağırlaştırdığı ortaya çıkmış bir sonuçtur. Cumhur ve Millet İttifaklarının bu gerçekliğine karşılık Halkların Demokratik Partisi'nde ifadesini bulan Demokratik İttifak ve Bağlantılı Demokratik Müzakere opsiyonu çözüm odaklı olmayı esas almıştır. Önümüzdeki dönemde gerek iç toplumsal gerekse bölgesel ve küresel sorunların daha da ağırlaşacağını göz önünde bulundurarak bu üçüncü yol tavrının korunması büyük bir önem ve anlam ifade etmektedir. Bu çerçevede Halkların Demokratik Partisi'nde vücut bulan Demokratik İttifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik İttifak'ın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendini angaje etmemesi ve şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir. Demokratik uzlaşı, özgür siyaset ve evrensel hukuk üçlü sacayana dayalı çizgi en doğru ve sonuç üretici siyasi platform durumundadır. İlgili tüm çevreleri bu temelde duyarlı olmaya çağırıyorum. 18 Haziran 2019 İmralı Kapalı Cezaevi Abdullah Öcalan. Evet, mektubu işte gördünüz. Yani önemli olan kısmı söyleyeyim. HDP'nin bu seçmenin Kürt seçmen, güya kendilerini Kürt seçmen, Kürtlerin şeyi olarak görüyorlar da
Tabii ki değiller. Bunlar aşağılık teröristler. Ne diyor onlara? İşte şey tarafsız olun diye söylüyor. Bunu tabii iki gün boyunca HDP şeyleri saklıyor, avukatları. Bunlardan, bu mektuptan bahsetmiyor. O da dedim, başta söylediğim gibi bir önemli bir detay. Neden? Çünkü burada kendi aralarında bir çekişme var. Ki daha kadrosunun kimlere destek çıkın dedi. Ortada. Ekrem İmamoğlu'na, CHP'ye Ekrem İmamoğlu'na destek çıkın diyordu. Bu yüzden saklamışlardır. Şimdi durum böyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda açıklamaları var. Soru üzerine bir televizyon programında açıklamaları var. Ona da bir bakalım önce. Ondan sonra üzerine birkaç kelam daha edip videoyu bitirelim. Burada aslında bir iktidar mücadelesi var. Bu iktidar savaşında tabii HDP, PKK kanadında yaşanan bu savaş tabii Öcalan ve Demirtaş noktasında da ciddi bir iktidar mücadelesine doğru bir kayma gösteriyor. Hatta daha da ileri, daha da bu işin içerisinde. Ben bunu biraz daha ileri taşıyorum Avrupa'da. Şimdi bu süreç içerisinde tabii Öcalan kendi iktidarını bunların hiçbirine kaçırmak istemiyor. Ve bununla ilgili de çok sert açıklamaları var. Yani Demirtaş'a hesap sormaktan tutun da daha hesap sormaya varıncaya kadar. Yani onların kendisine ihanet ettiği inancında yaptığı açıklamada tabii eğer siz beni destekliyorsanız, eğer benim arkamda olan bir partiyseniz, ben sizin ne oraya ne şuraya değil. Siz kendi gücünüzü ortaya koymalısınız ve burada bunların herhangi birinden yana değil, kendi tarafsızlığınızı ortaya koymalısınız gibi bir havanın içerisinde. Tabii hamdolsun Cumhur İttifakı'nın, Binali Bey'in bunların hiçbiriyle ne ilgisi ne alakası yok. Böyle bir zaten şu ana kadar da verilmiş olan bir mesaj söz konusu değil. Siyasetçi olarak zaten ister istemez bu konuların hepsiyle belli bir ilgimiz olur. Ancak burada bir şeyin üzerinde durmamız lazım. O da ben Kürt kardeşlerimin istismarına özellikle üzülüyorum. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını gördünüz. Kalkıp bu açıklamaları gördükten sonra bu malum medya, çünkü AK Parti'nin lideri Cumhurbaşkanı açık açık söylüyor. Bunlar kendi teröristler. Bunların destek verdiği yer belli. Bizim bunlarla bir alakamız yoktu zaten söylüyor. Terörist diyor açık açık bunlara karşı. Zaten yıllardır belli de işte malum medya buradan şey yapmaya çalışıyor. Sanki bunu söyleyince AK Parti Cumhuriyeti nasıl böyle bir şey çıkarabiliyor ben anlamıyorum. Bunların şeyini söylesene sen açık açık. Daha kadrolarını, o malum medya kısımları söylesene sen, onları versene. He? O duran kalkanlar işte ne o, Besir Hozat mıdır nedir? Bu terörist, eli kan teröristlerin şey açıklamalarını söylesene Ekrem İmamoğlu'yla ilgili. Açık açık söylüyor. AKP ve BB rejimine karşı, faşist tutumlar karşı. He böyle vık 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 konuşuyorlar. Daha fareleri, çıyanları. Bunları versene. Bunlar yıllardır geldiklerinden beri bunlar terörist diyor. Biz Kürt kardeşlerimizle bu teröristleri ayrı tutarız diyor. Oraya götürülen hizmetler. Bunlar belli. He? Irkçılık da, bazıları da ırkçılıkla suçluyor. Nasıl suçlanabilir anlamıyorum mesela bu hükümet. Kardeşim senin bakanların neresi? Yarısı Kürt ya. İstihbarat Daire Başkanı. Bunlar kim? Bunlar ne bunlar? Bakıyorlar mı? Bekir Bozdağ bu parti önemli isimlerinden birisi. Kendi eşi Sirtli. Cumhurbaşkanının. İşte tefekkür. Düşünmediğin zaman salla. He, saf insanları kandıralım. Yaz başlıkları. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bizim derdimiz o dağ sıçanlarıyla. Çok açık söylüyorum. O dağ sıçanlarıyla. Yoksa bu ülkede emek veren Fethi Sekin Kürttür. Hı? Şerefli, şanlı Kürttür. Türk Kürt, bak ismimi bile aynı neredeyse. Ama işte bunlar üzerinden yıllardır bu politikalar yeniyor bizim ülkemizde. Yiyorlar. İşte HDP'nin aldığı oylar ortada. Rabbim ıslah eylesin. Evet, konuşacak çok şey. İnsan içi böyle şey yapıyor, kalkıyor bunları düşündüğü zaman. Kalksın, sizin de içiniz böyle kalksın. Böyle bir sıkılın. Çünkü burada masum insanları kandırıyorlar arkadaşlar. Biz de elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Sizlerden ricam da işte bu noktada bu kardeşinize destek olmanız,
videolarımızı paylaşın. Ne kadar çok kişi ulaşırsa o kadar iyi. Bak aşağıda bir sürü güzel yorumlar geliyor. Görürsünüz işte. Teşekkür ederiz. Görmemiştik işte, duymamıştık falan tarzında. Bunlar geldikçe işte insanlar faydalanıyor inşallah. Yani görüyorlar videolar ulaştıkça. O yüzden videoyu işte WhatsApp gruplarınızda, sosyal medyada falan paylaşın lütfen. Videoyu da beğenin. Beğenin ki video beğenildikçe daha öne çıkartılıyor. Video daha çok izlenmiş oluyor. Ve aşağıdan en önemlisi, kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Çünkü bildirimleri açılması da önemli. Videoları anında haberdar olabilmeniz için. Aksi halde görememe durum falan olabiliyormuş. Evet. Bunları inşallah yapın. Teşekkür ederim. Bayağıdır da böyle ivme kazandık. Böyle gitgide kitlelerimiz arttı. Daha fazla izliyorsunuz. Teşekkür ederim. Daha çok inşallah insana faydalı oluruz. Sesimiz daha çok kişiye duyurulur. Sizlerle beraber. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. 23 Haziran.